Evet arkadaşlar, yeni bir YouTube videosunda da birlikteyiz. Bu videoda uzun süredir denediğim ve memnun kaldığım, kalitesinden emin olduğum özel taktiklerimi sizinle paylaşacağım. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Diğer videoda haberdar olmak için zili açabilirsiniz. Ve videoyu beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. Şimdi abi ne kadar denedin kadroyu diye soracak olursanız yaklaşık 20 maç. 20 maç oldu. 20 maçtır deniyorum. 20 maçta 19 galibiyet aldım. Hatta şöyle genel istatistiklerime de bir bakarsak 29 maç oynamışım Rivals'ta. Ne yazık ki 3 maçta rakip çıktı. Daha oyunun ilk haftasında berabereyken çıktı rakipler. Ve onları nedense saymadı asla. Nedense sayma dediğim, zaten orada galibiyetinizi vermiyor ama maçta saymayı ihmal etmiyor. Bakın Rivals ustalığında gördüğünüz gibi 25 maç kazanmışım şu an. Yani yapacak bir şey yok olsun. Şimdi kadronun son hali bu. Kadroyu denediğim kadro durumu bu. Bu kadroyla oynadım. Şimdi dizilişimize geçmeden önce birazcık kadroda birkaç tane oyuncuyu övmem lazım. Bir, Araujo çok ucuz. Statlarının inanılmaz üzerinde oynuyor. Çok iyi bir kart. Rafinha çok ucuz. Yani 30-40K bandında olması lazım. İnanılmaz oynuyor. Gerçekten inanılmaz oynuyor. Rafinha, Araujo çok şiddetle tavsiye ediyorum. Onun dışında böyle beni deli eden oyuncu, ya tabii ki Haaland, Benzema iyi. Benzema yine şaşırtıcı derecede iyi kendisi. O da son 7 maça katıldı. 8 maç, 8 gol, 8 asiste. Haaland'da inanılmaz bir şey oldu. Price Range'de snaplıyordum. Webapp'im takıldı ve gittim 540'a Haaland aldım. 100K, 150K ucuza Haaland'a, pahalıya Haaland aldık. İnşallah fiyatı geri artar. Haaland'da 7 gol, 10 asist. 7 maçta 10 gol, 5 asist. Bu ikili çok iyi oynuyor ileride. Sterling yine fena değil. Ki yedekte sağlam Maximen de var ama Sterling'i kullanıyorum şimdilik. Koulibaly inanılmaz. Gerçekten inanılmaz bir kart o da. Ondan da çok memnunum. Kessié daha, yani Kessié çok bir şey yok, ona biraz yükseltme lazım. Valverde de satılamaz zaten. Takımımızda sadece ileri ikili ve iki tane bekimiz satılabilir. Onun dışında hiç kimse satılabilir değil takımda. Şimdi gelelim taktiği, herkes onu merak ediyor. 4-4-2-2, 4 yani 3 tane 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2 taktiğimiz. Şimdi sadece elimde bir tane taktik var. Şu an daha böyle detaylı, iyi kapanma, iyi hücum taktikleri, iyi böyle pres gol yiyince ya da son 10 dakikada gol lazımken yapmanız gereken taktikler bulursam paylaşacağım. Denemeden bir şey paylaşmak istemiyorum. Ezbere oyun kıran taktik, en iyisi bu, daha iyisi yaratılmadı gibi şeyler yapmak istemiyorum. 20 maç denedim bu taktiği. Gerçekten memnun kaldım. %95 win rate'e ulaştım. Bu taktiği aldım ki pro oyuncunun şeyini bırakacağım aşağı. Linkini aşağı bırakacağım. Kendisi elite çıkmış bu arada bu taktikle. Elite miydi anladı? Bakalım hemen. O kadar geçen seneyle aynı aslında sistem ama nedense bir an kafamda gitti. Elit olması lazım, ne olacak? Seçkin elit, aynen. Elit Division'a gelmiş durumda şimdiden. Ben çok net maçlar kazanarak full streak'te giderek 5'e geldim. Büyük ihtimalle 4 ya da 5'te dururum bu hafta ödüllerde. Zaten çoktan tamamladık gereksinimleri. Squad Battles'da kasıyorum arada. Bütün Moments şeylerini de bitirdim bu arada. Moments'a da yapacak hiçbir şey kalmadı. Yeni haftalık görevler gelmediyse, ki gelmemiş. Oh! Bu ne? Çok önemli bir şey vermiyordur büyük ihtimalle ama. Tamam, yeni görevler gelmiş. Şok oldum, olsun, tamam. Konudan sapmayalım. Çok bir şey vermiyormuş zaten. Zaten alacak ödül pakette bir şey de kalmadı. Bütün puanlarımızı harcadık parasızlıktan. Şimdi RTG'nin bedeli. Gelelim özel taktiklere. Dengeli, 35 genişlik, 55 derinlik, biraz ofansif ama arkada çok öyle boş yer bırakmıyorsunuz. Özellikle Araujo ve şey gibi. Bu arada Rico Henry de başarılıydı. Rico Henry'yi de övebilirim sanırım. Mbappé'de çok bir numara görmedim ama Rico Henry de iyi. Doğrudan pas, diğerleri dengeli de zaten. Köşe vuruşlarında geride yakalanmamak için 2 ceza sahasına yüklenme, 6 gayet klasik serbest vuruş, 3 gayet standart, biraz dar biraz derin ama kanatları çok aktif kullanıyorsunuz zaten dizeli. Şimdi yapmanız gereken şey zaten popüler lengthte stoperler kullanıyorsunuz, 2 tane bekleriniz hızlı olsun olabildiğince, ki ben sağda çok bulamadım ama önemli değil. Yani çok hızlı olmuyorsa da fiziği en azından iyi olsun. Ortada biraz daha gitgelli bir tane daha defansif oyuncu, kesi bende defansif olan. Valverde daha gitgelli ofansif. Kanatlarınız fişek olsun. Forvetlerinizin en az bir tanesi lengthli olsun. Ben iki lengthli forvetle oynuyorum. Haaland da lengthli. Benzema'ya da gördüğünüz gibi mimar bastığım için
O da Link diye dönüştü. Hala zaten Link'te oldu. Şu an şey bastım. Şimdi inanılmaz arkaya kaçıyor bekleri şey iki tane forvetiniz. Kanatlarınızda oyunun genişini güzel kuruyorsunuz. Savunmada da toplu duruyorsunuz. Şimdi talimatları önemli bunun. Klasik zaten stoperlerde ataklarda geride kal. Kaleciye hiçbir şey basmadım. Beklerde ataklarda geride kal diyoruz. Orta sahaların ikisi de ataklarda geride kal. Merkezi kapat. Bu iyi bir şey. Niye iyi bir şey? Çok tutuyorsunuz oyunu ve orta sahadan gol katkısı almıyorsunuz. Genelde bu ileri dörtlü kendi işini kendi hallediyor. Yani takımı ikiye bölüyorsunuz daha çok. Hücumda ileri dörtlü iş yapıyor. Diğerinde geri altılı iş yapıyor. Ama kanata bazen savunmaya da dönüyor. Şimdi bence bu taktiğin en önemli kısmı kanatlara orta için ceza sahasına geri diyorsunuz. Niye? Şimdi kenarlardan bir kanatla bir tane diyelim. Bunu çok yaşadım bu arada. Hatta son maçımı 5-4'ün 5. golünü öyle attım. Sterling koptu gitti. Sağ taraftan yar duruyor. Uçtu gidiyor. Şimdi içeride Haaland, Benzema. Stoperleri herkesi topluyor yanına. Sağdan geliyorsun Sterling'le. Rafinha en tersten geliyor. Ceza sahası içine giriyor. X faktör olarak, ekstra oyuncu olarak içeriye giriyor ve ona gelen topu da bitiriyor. Şimdi burada önemli şey, normalde biliyorsunuz Rafinha burada oynuyor. Sağda oynuyor. Sterling solda oynuyor. Ama ben orta metası var oyunda şu an. Hele benim gibi Haaland, Benzema gibi iki tane canavar kullanıyorsunuz. Sağ ayaklı oyuncuyu, sağ sol ayaklı oyuncuyu sola koymanızda fayda var. Sterling'in de zayıf ayağı kötü olduğu için Sterling'i sağa attım. Rafinha'yı sola attım. Hiç çekmeme gerek kalmadan, süre kaybetmeden, bazen çünkü inanılmaz üçgenlerle uzuyor oyuncular. Özellikle Benzema, Haaland da çok uçuyor. Kanatlar zaten hızlı ve bir anda uzun ortalar, daha böyle ceza sahasına yaklaşmadan erken orta dediğimiz ortalarla onları buluşturabiliyorsunuz ve eğer o pozisyonu bulamazsanız da sonradan tersten bindirmeler ceza sahasının içine ekstra faktör yaratıyor. O yüzden bu orta için ceza sahasına girip çok önemli. Burada çok bir şey yapmaya gerek yok. Sadece arkaya koşu yapın. Çünkü gerçekten çok iyi kaçıyorlar arkaya. Bu da gayet kalite kazandırıyor takıma. Bu da forvetlerin talimatlarıydı. Şimdi başka bir şey söylemeye gerek yok. Takımdan memnunum. Bu takımdan ileri yükselteceğim. Şimdi dediğim gibi Mendy satılabilir. Mendy'yi unuttuk söylemeyi. Mbappé satılabilir. Rico Henry satılabilir. Bir de iki forvet satılabilir. Şimdi Haaland inşallah artar fiyatı tekrar. Çok canım yanıyor Haaland'a. Ya ve Webep'in tamamen halt yemesi. Yani 400'e bir oyuncuyu snap'te hemen geri satmaya çalışırken Webep takıldı. Yanlışlıkla 540'lık oyuncuyu satın aldım. Olsun. Çok üzüldüm ama yapacak bir şey yok. Şimdi iki saçta şunların da kimya tarzını bir basmak lazım. Neyse. İlk yapılacak şey herhalde buraya bir şey stili oyuncu aldığımız zaman bu oyuncu da full oluyor. 33 kimyaya ulaşıyoruz. Ya takımda en çok sırıtan oyuncu şu an büyük ihtimalle kesiden, bu arada çok memnun değilim. Büyük ihtimalle onu kenara çekip yükseltmesini beklerim. Buraya bir Llorente alırım her şeyden önce büyük ihtimalle. Llorente'yi aldıktan sonra kimya bozulmaz inşallah. Ona göre Mbappé'yi değiştiririm büyük ihtimalle. İleri dörtlüde çok büyük sorun yaşamıyorum. Kesiden çok memnun olamadım. SBC'sini yapamam rağmen Barcelona maçlarını kazanıp 86'ya çıkınca onu yine tekrar ilk 11'e dahil ederiz gerekirse. O süresi bitmeden yapmak istedim. Uzun dönem bir yatırımdı. Şu an kulüpte fodur da çok kalmadı aslında, ne yazık ki. Hiç kalmadı hatta, ama ödüller şeyler gelecek zaten. Oradan yürüyeceğiz. Zaten ilk weekend league de geliyor. Ama ilk weekend league de bir şekilde yapıp marquee matchup'ta Ravus ödülleriydi. Şu kesiyi Llorente'ye çevirirsem sıkıntı kalmayacak. 9K paramız var. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Evet arkadaşlar, video bu kadar. Çok uzatmaya da gerek yok. Umarım yararlı olmuştur video. Video beğenip kanala abone olmayı unutmayın diyelim. Diğer videolarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkürler ve son olarak iyi günler.